yakışmış vallahi, çok bayıldım. Beğendin mi? Çok yakışmış, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Konsept uygun. Aynen, konsept uygun. Çok yakışmış vallahi, bayıldım. Eline sağlık. Deniz. Arda. Ne haber? İyidir, sen de. İyi ben de, hoş geldin, gel. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Erdem'i çağırdım çünkü yalnız kalmayayım diye. Hani daha Cansu gelmedi ya. Aslında yalnız sayamazdın ya, İrem vardı. İrem deme bana, İrem deme deme. Ay çok kötü olmadım ya, bakamadım ya, çok kızardı. Gerçekten çok kötü olmadım. Yani üzülmek istedim. Zorladım kendimi de pek üzülemedim. Yani vallahi ben de üzüldüm desem yalan olur. Ben bir şey mi kaçırdım çünkü iki dakikada birisini gömdünüz de. Gömdük ama vallahi haklıyız. Yani boşa gömmedik. Bu ne şimdi? Spor hocası değil mi ya? Geçen gün gördüğümüz. Ha? Şimdi yardım lazım falan dolaşıyor. Ha. Hani yardım olması da yardım gerekiyormuş gibi böyle bir tavır. Sürekli bir yardım etmeye çalışıyor. O arkadaş işte, spor hocası bu. Evet. Evet. Niye gelmişim? Deniz'le mi geldi? Deniz'le gelmedi. Şu an geldi o. Bir şey yok yani, geldi. Bilmiyorum. Özgür. Ne? Aralarında bir şey var mı öğren abi? Vaa, çocuğun tipine bak ya. Hem yani kere seninkinin tarzı değil zaten. Yani o göz var mı sevgili olacak? Deniz'de o göz var mı? Yok, olmaz yani. Arkadaştır bunlar. Özgür. Ne abi ya? Öğren abi. Ne attırayım mekanına istiyorsan bir el hareketiyle. Özgür. Şey yapma, biraz fındık ye. Özgür. Hı. Hadi abi. Ne hadi abi, abi ya? Ne gel gidelim beraber o zaman. Göster kendini. Sen de orada bir belir yani. Ağırlığını koy. Ha? Olur. Bekle. Tamam hadi. Nereden çıkıyor bunlar ya? Ha? Merhaba. Yardım lazım mı? Tanıştırayım Erdem. Deniz'in arkadaşı. Merhaba. Merhaba. Ozan. Memnun oldum. Ben de. Bu akşam eğlenceli olacak. Mekan çok güzel olmuş. Ezgi sayesinde. Yani aslında sana bir teşekkür borçluyum. Ezgi'yi hayatımıza dahil ettiğin için. Tüm bunlar Ezgi'nin eseri çünkü. Yani bana değil, Ozan'a teşekkür etmek lazım. Çünkü asıl bu işi yapan o. Et o zaman. Bir et yani. Teşekkür edersin. Ne demek? Şimdi sen spor hocasısın. Ya Erdem benim çok eski arkadaşım. Yani ta böyle yüzme takımı, su topu takımı falan o zamanlardan. Ortaokul falan yani. Mavi midyelerde komik bir takımda oynuyorduk. Böyle saçma bir amblemi vardı ya. Ay, evet, evet. Adını unutmaya çalışıyordum onun. Ya mavi midyeler ne ya? Mavi midyeler mi? Evet. Ben de o takımdaydım. Ne? Nasıl yani? Evet. Susamurlarını yenip şampiyon olduğumuz sene. Ben de 8 numaraydım o takımda. Bir dakika, emin misin? Çünkü o sene 8 numarayı Mehmet diye bir arkadaşımız giyiyordu. Evet. Hatta evet. Deniz'in büyük aşkıydı. Ne? Senin çocukluk aşkın mı vardı? Hayır, çocukluk aşkım değil tabii ki. Yani çocukça bir şey. İşte. Mehmet sen misin? Ben anlamadım. Evet abi, evet. Yani Mehmet Ozan Dinçer. O zamanlar Mehmet'i kullanıyordum tabii ki. Yani. Hı. Aa, siz bayağı çocukluktan tanışıyorsunuz o zaman. Deniz. Tabii ya. Çilli Deniz. Gerçi çiller gitmiş biraz ama gözlerin aynı. Yani sen de çok değişmişsin. Ama gözlerin aynı. Siz çocukluk aşkı çıktınız. Oğlum sen evet. Takımı bırakıp gittin. Nereye gittin? İşte annem babam ayrıldı. Sonra İzmir'e gittik falan. Sonra bana orada Ozan diyeyim. Yeni life kafası falan işte, saçma sapan. Çok ilginç değil mi şu an her şey? Mehmet demek. Olaylara bak. Hayatımı kurtarmıştın. Vallahi evet. Bir de hayatını mı kurtardın? Evet, boğuluyordun. Yani boğuluyordun. Evet, su yuttum. Oğlum sen nerelerdesin, ne yapıyorsun, anlat. Ya bir dakika, sen ya. Şimdi kaleci Erdem misin? Evet. Abi gel şuraya ya, saçmalama. Ne haber? Hey, hoho Elia. Evet, şöyle, karışımımın adı ilk aşk, ilk heyecan. İçindekiler. İçinde çilek var, kiraz var, vişne var. Daha sonra tropikal meyveler. Ne mesela? Hangileri onlar? Mesela örnek verecek olursak.
Framboaz var. Efendime söyleyeyim, yaban mersini. Morluk da var hafif o. Hafif morluğu katan o. Hafif morluğu kırmızı o katan o. Yani çili biber kullanmadım, alkol kullanmadım. Emre'cim sen genelde reçeteni vermezdin. Ama işte kabarıyor insanlar alerji falan durumlarından. Başlan. Çılgın çılgın hareketler. Gerçekten nereye gidiyoruz ya? O zaman yıllar sonra tekrar karşılaşmanıza. Vay be, olaylara bak ya. Yıllar sonra sen kalk, nereden nereye işte, ilk aşkından, ilk heyecanından, şu anki neyse işte. Evet. Karşılaş. Yani. Çok ilginç. Yani demek ki seni ilk gördüğümde etkilenmem öyle boşuna değilmiş. Yani etkilenmek derken gözüme çarpmandan bahsediyorum. His olarak seni tanıyormuşum. Yani ilk aşk demeyelim. Ona ne diyelim? Hı, ilk aşk değil çünkü daha böyle çocuksu duygular gibi diyebiliriz, evet. Aa Deniz, ne çocuksu duygusu? Bildiğin aşık mısınız birbirinize? Ayrıca ya biliyorsun bence asıl o zamanki duygular gerçek. Düşünsene pırıl pırıl tertemiz, duvarsız. İnsan büyüdükçe tecrübeler giriyor işin içine. O zaman da işler değişiyor. Katılaşıyoruz. Evet, katılıyorum. Gerçi orası öyle, doğru söylüyorsun. Evet ya. Şu an hatırlıyorum da sen ne kadar neşeli, pozitif, eğlenceli, sempatik biriydin. Doğru, evet öyleydim. Aa, gerçekten mi? İşte her şeyin yavrusu güzel oluyor. Ya hiç sen sempatik oldun mu mesela hayatın bir evresinde? Tanıyor musun o duyguyu, nasıl bir şey? Ha? Ya gerçekten pamuk gibiydi, o kadar tatlıydı ki. Ya ben şu an gerçekten o kadar kötü müyüm? Kötü demeyelim de Ozan, ne diyelim? Hani fazla gardlı, fazla duvarlı artık ne yaşadıysan. Yani. Yani bu arada ne zaman istersen konuşabiliriz, anlatabilirsin. Evet, biz çıkabiliriz mesela, konuşabilirsiniz. Yani anlatabileceğimi çok sanmıyorum ama sağ ol. Peki. Aa, mekanda yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Ortam hareketleniyor. Sen ne yapacaksın, üstünü falan değiştirecek misin? Ben üstü aynı kalacak, pantolonla ayakkabıyı değiştireceğim sadece. O kadar sonra okuyayım. Deniz, keşke sen de giyinseydin. Hı? Ben işten geldim ya, ondan böyle. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben müthiş keyif alıyorum şu anda. Yani bu mekanın böyle bir ilente gerçekten ihtiyacı varmış. Her şey bir anda değişti. Uzun zamandır böyle bir keyif almamıştım ben. İyi ki varsın, hayatımızdasın. Bir de küpen çok hoş, çok hoşuma gitti. Evet, bu kadar sürecek. Efendim? Aa tamam. Tamam anladım. Yok yok, sorun değil. Görüşürüz. Ne oldu? Gelemiyor mu Serdar? Ya evet, tam çıkacakmış da son dakikada bir hastası gelmiş, o yüzden gelemiyor. Ama elimden geleni yaparım dedi. Ya kızım siz de bir buluşamadınız ya. Aa geçen hafta buluştuk ya. Evet. Doğru, doğru. Ben unuttum. Tamamen aklımdan çıkmış, buluştunuz tabii ki. Evet. Müsyenler de kurulmaya başlamış. Tamam, eğlence başlıyor. Evet. Evet. Ne oluyor? Hiç sonra alacağım. Söz, söz. Ne güzel değil mi? Harika. Yavaş yavaş eğlencenin dozu hep artıyor. Bayılırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.